Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz sız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen birliğimizden Kütahya'dan sesleniyoruz. Kütahya'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Dayanlar Halı Sahaya konuk olduk. Yanımda işletme sahiplerimizden Lokman Bey var. Bakalım Lokman Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Lokman Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Estağfurullah Güzem Hanım, hoş geldiniz bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Lokman Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Lokman Dayan kimdir? Lokman Dayan, 50 yaş civarındayım. Biraz Avrupa'da büyümüş bir insanım. İşte oralardan, gelenekten bu tarafa böyle bir spor tesisini oralarda görmüş olduğumuz yıllarda 1990'da burayı yapmayı nasip etti Allah. Yani 1990 yılından beri burası bu faaliyette, doğru mudur? Aynen, 27 yıldır Kütahya'da ilk olmak üzere, daha halı sahayı bilmeyen insanlar çevre varken vali beylerin de açılışta bulundukları yıllarda böyle bir ilki başarmak nasip oldu bize. Peki sizler 27 yıldır bu sektörde misiniz? Aynen, 27 yıldır halı sahacılık sektöründeyiz. Ve çok şükür Kütahya'da 7'den 70'ine sorsanız sporla ilgilenmeyen kişilerle Dayanlar markasını bilirler. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerinizi de sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Şimdi halı sahacılık hizmetinde Gizem Hanım, şöyle diyeyim. En önemlisi zemin, halı saha, toptur ve bunun yanında güler yüz, tatlı dildir. Çok şükür biz işletmenin sürekli başında kendimiz olduğumuzdan dolayı güler yüz her zaman şükür var. Müşterinin hitabına göre, kişisine göre hitap ediyoruz. Bizler de burada buna birebir şahit oluyoruz zaten. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Yani bu sektörde halen hizmet vermekteyiz. Peki halı sahalarımız kaç metrekare alan üzerine kurulu diye sorsak, sadece şu an içerisinde bulunduğumuz alan değil, bir alana daha sahip sanırım. Potansiyelimizde bir alanımız daha var. Kaç metrekare alandır bunlar? Bizim alanımız şu anda bulunmuş olduğumuz yer Türkiye standartlarının sadece yüksekliğinde Kütahya standartının yükseği. Çünkü sıcaklığı daha yukarı çeksin diye yaz aylarında oynanabilecek maçlarda yüksekliği buranın 16 metredir. Ki normal standartlarda 13 metre yükseklikte yapılıyor halı sahaların geneli. Metrekare olarak da burası şu anda standart 1250 metrekare oynanabilir alan var. Gerçekten çok büyük bir alana sahip diyebiliriz bizler de öyleyse. Aynı zamanda alanlarımızın yanında seyirci, yani tribün kısmı içinde ayrılan bir alanımız var sanırım. Doğrudur. Orasını da biz halı sahanın eninden boydan boya yaptık. Çünkü burada da tekrar tecrübe geliyor. Hani kimileri iki masa koyuyor ya da üç oturmaklı bir yer yapıyorlar. Biz tribünümüzü özellikle turnuvalar için, ki bu turnuvaları işte memurlar, belediyeden olsun, fabrikalardan olsun, kendi aralarında turnuva düzenliyorlar arkadaşlar arasında. Biz de mümkün mertebe seyirciyi de düşünerekten tribünümüzü halı sahamızın boydan boya herkes istediği yerde olabilsin diye ya da rakip karşı taraf bir bölüme, diğer bir bölüm olsun diye büyük tutmaya çalıştık. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki Lokman Bey, aynı zamanda potansiyelimiz içerisinde sizlere misafir olan, yani maç oynamaya gelen arkadaşlarımıza forma ve krampon desteği de sağlıyor musunuz? Yoksa dışarıdan kendileri mi getirmeleri gerekiyor? Bunu da izleyicilerimiz aracılığıyla paylaşmış olalım. Tabii. Şimdi forma ve ayakkabı, zaten üstlerine bip dediğimiz formaları bir maçta veriyoruz ve daha sonra bunlar yıkanmaya geçiyor. Diğer takıma diğer bipleri veriyoruz. İşte bunlar renkli renkli oluyorlar. O tamamen hizmetlerimiz dahilindedir. Sadece krampon, yani aslında krampon yasak da, halı saha ayakkabıları, halı saha deniliyor onlara. O halı sahaları da kiralık ücret karşılığı hizmette veriyoruz. Çünkü adam işten çıkıyor, ayakkabısını unutuyor ya da okuldan direkt buraya geliyor, çarşıya gidip ayakkabısını almaktansa falan diye 3-5 kişi böyle ayakkabı ihtiyacı olduğundan dolayı ayakkabı kirasında yardımcı oluyoruz.